Arkadaşlar Discord sunucumuz açılmıştır. Buradan sorular sorup fikirler verebilirsiniz. Sunucu linki hem açıklamada hem de yorumlar bölümündedir. Öncelikle 1. Mohaç Savaşı'ndan kısaca bahsetmek gerekirse, 1. Mohaç Savaşı 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Macar Krallığı arasında yapılmış olan tarihin en kısa süren savaşıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen savaşta aldığı 2 saat kadar kısa bir sürede mağlup edilerek Macaristan Krallığı'na son verilmiştir. Fakat 2. Mohaç Savaşı'nda Osmanlılardan adeta intikam aldılar. Charles Loren komutasındaki Habsburg İmparatorluk orduları Osmanlıları geri püskürttü ve birçok kaleyi Estergon, Vaj, Pest gibi kaleleri fethetti. Budin Savaşı'ndan sonra eski Macar başkenti Budapeşte'yi kuşattılar ve devraldılar. 1686'nın sonunda Osmanlı barış teklifleri yaptı. Ancak İmparatorluk Habsburgları tüm Macaristan'ı fethetme şansı gördü ve teklifler reddedildi. Habsburglar tarafından Nisan 1687'de Viyana'da daha fazla askeri harekatın yapılması gerektiğine karar verildi. Lorraine Dükü Charles komutasında yaklaşık 40 bin kişi civarıydı. Buna karşılık Sadrazam Sarı Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu yaklaşık 60 bin civarındaydı. Temmuz ayının ortasında iki imparatorluk ordusu Tuna Nehri'nde karşılaştı ve karadan Drava boyunca Osçek'e yürüdüler. Temmuz sonunda İmparatorluk Habsburg ordusu nehrin kıyılarında bir köprü başı yaptı ve Osmanlılara meydan okumak için savaş dizisinde durdu. Bununla birlikte Osmanlı ordusu pasif kaldı. Lorraine Dükü müstahkem Osmanlı kampına saldıramayacağını anlayınca birkaç gün sonra köprü başı terk etmeye karar verdi. Bunun için hem kendi alt komutanları hem de İmparator Leopold tarafından eleştirildi. Bu hareket Osmanlı Sadrazamı Sarı Süleyman Paşa tarafından Habsburg birlikleri moral kaybı olduğunu bir işareti olarak yorumlandı. Sadrazam bu yüzden onları takip etmeye karar verdi. Ağustos başlarında Osmanlı ordusu Habsburg ordusunu Mohaçlara ve Osmanlı müstahkem mevkisine geri sürdü. Osmanlılar ayrıca darda da Habsburg ordusu tarafından görünmemesi için kalın çalıların arasına gizlenmiş müstahkem bir mevzi inşa etmişlerdi. Bu nedenle Lorraine Dükü Charles çevrede Osmanlı ordusunun varlığından şüphelenmedi. 12 Ağustos sabahı Lorraine Dükü Siklos'a taşınmaya karar verdi. Çünkü buradaki konum ve sert zemin burayı savaş alanı olarak daha uygun hale getirdi. Batıya doğru hareket eden Habsburg sağ kanadı yoğun ormanlık bir alanda yürümeye başladı. Sarı Süleyman Paşa bunun tam da beklediği şans olduğuna karar verdi. Tüm ordusuyla İmparatorluk ordusunun sol kanadına Bavyera seçmeni 2. Maximilian Emanuel yönetiminde hala eski konumunda olan ve Habsburg savaş planına göre batıya doğru ilerlemeye başlayacak olan bir saldırı emri verdi. Osmanlı ordusu İmparatorluk ordusunu Nahyarhisseni yakınlarında ve yoğun ağaçlık dik yamaçlarıyla yakınlardaki Nahyarhisseni tepesi yakınlarında yakaladı. 8000 sipahiden oluşan süvarileri Habsburg ordusu kanadını soldan geçmeye çalıştı. Kanadın komutanı Bavyera seçmeni derhal Lorraine Dükü'ne bir kurye göndererek bu kanadın tehdit altında olduğunu bildirdi. Emirler hızla verildi ve gönderildi ve İmparatorluk kuvvetlerinin iki katı sayıya sahip olan üstün Osmanlı kuvvetlerinin saldırısına direnmek için derhal mevziler alındı. İmparatorluk piyadeleri yerlerini korudu ve General Enea Civilio Piccolomini bazı süvari alaylarıyla başarılı bir şekilde saldırıya geçti ve Osmanlı sipahi süvarilerin ilerlemesini durdurdu. Osmanlı sadrazamı bu beklenmedik şiddetli direnişe şaşırmış ve Osmanlı saldırısının durdurulmasını emretmiştir. Osmanlı topçuları Habsburg mevzilerini bombalamaya devam etti. Ancak piyade ve süvari birliklerine mevzilerini korumalarını ve piyadelere tahkimatların arkasında savunma yapmaları emredildi. Çatışmadaki bu görece durgunluk Habsburg ordusunun sağ kanadına ilk konumuna dönmesi için yeterli zaman verdi. Lorraine Dükü başlangıçta ordusunun mevzileri savunması gerektiğini düşündü. Bu da görece bir durma noktasına yol açabilirdi. Ancak inisiyatifi kazanmak için Bavyera seçmeni ve Baden Uçbeyi Louis onu büyük ölçekli bir karşı saldırı emri vermeye ikna etti. Habsburg ordusunun bu karşı saldırı için konuşlandırılması saat 15'te tamamlandı. Aynı zamanda Sarı Süleyman Paşa, Yeniçeri komutanı Rodostolu Mustafa Paşa ile birlikte yeniden saldırı kararı aldı.
Yine sipahiler Habsburg ordusunu alt etmeye çalışarak Yeniçeri piyade önden saldırısını destekledi. Baden Uçbey'i piyade filolarıyla saldırıya başarıyla direndi ve daha sonra hala bitmemiş olan Osmanlı savunma pozisyonuna saldırmaya devam etti. Osmanlı tahkimatlarına yapılan bu imparatorluğun nüfuz edici saldırısının ön saflarında generaller Robitum ve Savoylu Prens Eugen komutasındaki birlikler vardı. Osmanlı süvarileri Sarp arazi atları için zor olduğundan yanlarından geçemediler. İnmek zorunda kaldılar. Osmanlı saldırısı ve ardından direniş çöktü. Ve bu Osmanlı ordusunun vahşi bir uçuşla geri çekilmesine yol açtı. Savaş Osmanlılar için feci bir yenilgiye dönüştü. Habsburg ordusunun kayıpları çok hafifti. Yaklaşık 600 kişi. Osmanlı ordusu tahminen 10.000 kişinin ölümünün yanı sıra topçularının çoğunun yani yaklaşık 65 silah ve destek teçhizatının büyük bir kısmının kaybıyla birlikte büyük kayıplar verdi. Sadrazamın görkemli komuta çadırı ve 160 Osmanlı bayrağı imparatorun eline geçti. Savaştan sonra Osmanlı İmparatorluğu derin bir krize girdi. Askerler arasında isyan çıktı. Komutan Sarı Süleyman Paşa kendi birlikleri tarafından öldürülmesinden korkarak komutanlığından önce Belgrad'a sonra da İstanbul'a kaçtı. İstanbul'a yenilgi ve isyan haberi geldiğinde Abaza Sivayüş Paşa komutan ve sadrazam olarak atandı. İstanbul'a yenilgi ve isyan haberi geldiğinde Sarı Süleyman Paşa idam edildi. Abaza Sivayüş Paşa komutan ve sadrazam olarak atandı. Ancak komutasını devralmadan tüm Osmanlı ordusu dağılmış ve Osmanlı hane halkı birlikleri kendi alt rütbeli subayları altında İstanbul'daki üslerine dönmeye başlamışlardır. Sultan 4. Mehmet, İstanbul Boğazı komutanı Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamın naibi olarak atadı. Var olan ordunun liderlerine ve diğer önde gelen Osmanlı devlet adamlarına danıştı. Bundan 8 Kasım'da Sultan 4. Mehmet tahttan indirilmesine ve 2. Süleyman'ın yeni padişah olarak tahta çıkarılmasına karar verildi. Osmanlı ordusunun dağılması Habsburg İmparatorluk ordularının geniş alanları fethetmesine izin verdi. Onlar devralan Olszek, Petrovaradin, Sremski, Karlovici'ye, Ilok, Valpovo, Pozego, Falota ve Eger, günümüz Slovenya ve Transilvanya'nın çoğu imparatorluk yönetimi altına girdi. 9 Aralık'ta orada düzenlenen Diet Eid Pressburg, bugün Bratislava, Slovakya ve Arşidük Josef Macaristan'ın ilk kalıtsal kral olarak taç ve soyundan Habsburg İmparatorlar Macaristan'ın meshetti kralları ilan edildi. Bir yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu felç oldu ve Habsburg İmparatorluk güçleri Belgrad'ı ele geçirip Balkanların derinliklerine sızmaya hazırlandı. Aslında bu savaş Karlofça'ya giden yolda yapılan tek büyük savaş değildir. Daha Karlofça yolunda yapılan çokça büyük savaş vardır. Kırım cephesindeki savaşlar, Salan-Kemer Savaşı, 2. Mustafa'nın Avusturya seferleri, Zenta Savaşı gibi bir sürü savaşlar yapılmıştır.